Peki. Memlekettengelsin.com. Evet, doğru. Ne yapıyorsunuz burada? Memlekettengelsin.com kısacası basit tanımıyla Türkiye'nin en lezzetli alışveriş sitesi. Ne yapıyoruz burada? İlhamını Türkiye'nin 7 bölgesinden birbirinden nadide yöresel ürünlerden almış. Beysel satışçı bu arada. Gördünüz yani direkt. Biraz daha çıkışta kesin alacaksınız siteden yani. Evet, pazarlamaya geldik. Seyreden varsa zaten hemen aldın. Evet. Türkiye'nin 7 bölgesinden farklı yöresel gıdaların e-ticaret platformunda buluşturulmuş bir site memlekettengelsin.com. 2009 yılının Eylül ayında kurduk. Bu Eylül ayındaki elimizdeki verilerle şunu amaçladık. İlk 8 ayda bunun planlamasını yapalım. Yani bu planlamanın içine nelerdir? Paketleme, lojistik, nasıl göndeririz, ne yaparız? Dondurma gibi veyahut et ürünleri gibi ürünleri nasıl yaparız? Bunları kuru buzlarla sağladık veya vakumlu poşetlerle. Kargonun nasıl dayanıklı bir hale geldiğini çözmeye çalıştık. Twitter, Facebook, buraları nasıl daha iyi kullanabiliriz? AdWords. 8 ay sürdü. Bunu kimileri yani 8 ay planlamam olur diye düşünenler var. Olmaz çünkü 1 yıl sürdü. 8 ay dediği 1 yıl sürdü. Bu 1 yılda şunları öğrendik. Bizim örneğin sattığımız sucuğun, markette satılan sucukla bizim size gönderdiğimiz sucuğun üretim maliyeti aynı değil. Üretim maliyeti aynı olmayınca lojistik masrafı da aynı değil. Yani vakumlu poşetlerle veyahut da bir takım kuru buzlarla veya değişik paketleme şekilleriyle gönderiliyor. Böyle olunca bu hem üretim maliyetini artıyor. Üretim maliyeti artınca da bunun satış maliyeti de arttığı için biz ister istemez müşteri kitlemizi lüks segmente çevirdik. Yani buna zorunlu kaldık. Bizim müşteri kitlemiz artık lüks segmenti. Bunun akabinde... Özetle Türkiye'nin tüm şehirlerinden her tarafa o yöreye ait yiyecekleri gönderiyorsunuz değil evet, mi? Evet. Şu anda 29 ilde varız. Bu 29 il önümüzdeki pazartesi itibaren 34 olacak. 5 şehir daha ekleyeceğiz. Gidip Sakarya sen gibi. Bağlıyorsun evet. Değil mi tedarikçileri? Tedarikçileri de ilk başta ilk aşamada şöyle yaptık. Bir ekip kurduk. Arabaya bindik ve Türkiye'nin her tarafını gezdik. Hemen hemen her tarafını gezdik. Buralarda gittik. Yerel yöneticilerle o yerinin en iyi yerel üreticisi kimse eğer onlarla görüştük. Hani bunu biz e-ticaret platformuna satmak istiyoruz. Şöyle şöyle şartlarımız var, nasıl yaparız? Şimdi gittiğimiz yerlerin daha çok belki de Anadolu olması vesilesiyle insanlar ilk aşamada ürktüler. Hani bunu biz nasıl internette satacağız, nasıl yapacağız? Bozulur, akar, kokar. Bunu açtıktan sonra da dediğim gibi 7 bölgeden farklı şehirlere gittik. Buraların en iyi. Anlayışımız şuydu yani birçok ürün bulabilirdik. Şu an 34 il varız. Belki 2009 Eylül ayından bu yana az gelebilir 34 il hani. Fakat kriterler çok farklı. Yani yörenin ikinci kalitesi olmayacak. Kesinlikle birinci kalitesi olacak. Bundan şöyle örnek verebilirim mesela size. Geçen değil ondan önceki haftada gelen bir mail okuyayım size. Abdurrahman Bey yazmış. Evet. Okumayayım doğru evet. Sipariş mailime ulaştı. Pastırma harikaydı. Ben ömrümde böyle pastırma yemedim. Allah sizden razı olsun demiş. Şimdi burada tabii bir de hayır duası olduk. O bakıma güzel oldu hayır duası. Böyle birçok e-mail alıyoruz. Evet, böyle birçok e-mail alıyoruz. Yani bunun sebebi ürünlerin tamamen kalitesinin birinci sınıf olması. Kaç ürün var şu anda sitede? 484 var. Bu 5 ille beraber 500 üzerine çıkacak. Peki biz bu ürünleri köşedeki bakkalda veya süpermarkette bulamıyor muyuz? Zaten dediğim gibi işte o fark o. Yani bizim size gönderdiğimiz sucuğu veya Mado'dan aldığımız, şimdi reklamı gelecek Mado'ya ama Mado'dan aldığınız dondurmayla bizim size Maraş'tan gönderdiğimiz kesme dondurmanın arasındaki farklar şunlar. Süt oranı. %100 keçi sütü Maraş'taki pastaneden gelen dondurma. Maraş'taki pastanenin adı ne? Yaşar Pastanesi. Değil mi? Evet. Mado orada, değil aslında. Mado değil. Mado'nun değil mi Yaşar Pastanesi? Evet, fakat ama Mado'ya gönderdiği ürünlerle kendi sattığı ürünler arasında fark var. Yaşar Pastanesi. Veya sizin marketten aldığınız sucuktaki tamamen %100 dana eti değil. %40 dana eti ise eğer diğer şeylerle karıştırılmış, koruma. Tavukla falan karıştırılmış şeyler var. Bizdeki sucuklar %100 dana eti. Zaten bunların kalitesini araştırıp yoğun bir çalışma sonucunda yazıyoruz yani bunları. Herhangi bir şeye karşı gelmemek bunlar için. Bunlar ama böyle. Yani aslında ev üretimi değil değil mi? Yani bunlar ev üretimi değil kesinlikle. Bütün gerekli Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'ndan izinli olan ürünler. Aha. Ama bunlar gene de Türkiye diğer büyük illerde dağıtım kanalı bulamıyorlar. Evet, dağıtım kanalı bulamıyorlar. Zaten insanlarda da öyle bir duygusal bağ var bizim sitemizle. Hani daha çok büyük şehirlerden alıyoruz siparişi zaten. Bu büyük şehirlerdeki insanların yani siteyi almak için birkaç sebep var. Bunlar ya çok iştahlısınızdır. Hani birinci kalite üründen şaşmıyorsunuzdur. Veyahut da memleketinize çok hasret duyuyorsunuzdur. Bu hasreti de oranın yiyecekleriyle gideriyorsunuzdur. Evet, nostaljik bir yanı da var biraz. Peki satışlar nasıl gidiyor? Satışlar şu an tabii istediğimiz gibi değil. Fakat
2009'dan başladığımızdan bu yana sürekli grafik yukarı gidiyor. Hani onda bir sıkıntı yok. Çalışmalarımızın neticesini alıyoruz. İyi veya kötü sonuçta neticesini alıyoruz. Dediğim gibi biz daha Facebook, Twitter bu alanları falan kullanmayı bilmiyorduk. AdWords nedir bunları bilmiyorduk. Bunlarla beraber tabii ki satışlarda da bir artış var. Yılbaşından itibaren de zaten yeni tasarımımızla beraber. Şimdi biz bu döneme kadar hep pazarlamaya ve reklam faaliyetlerine zaman ayıramadık. Çünkü kendi içimizdeki bu planlama, ürün arayışı, tedarik zinciri oluşturma vardı. Bizim zaten en çok güvendiğimiz konu o tedarik zincirimiz. Bu tedarikçiler de şu aşamadan sonra bizi mutlu eden kısım, biz artık tedarikçiye çok vakit ayırmıyoruz. Çünkü yan tedarikçilerin rakipleri bizim sitemizde tedarikçi rakiplerin satış yaptığını görünce bize geliyorlar. Diyorlar ki biz de satış yapabilir miyiz? Neler yapabiliriz? Veyahut direkt müşteriden geliyor mesela. Diyor ki ben böyle böyle Hataylıyım. Hatay'dan şöyle bir yöre var. Onların da ürünlerini satarsanız çok sevinirim. Hani hiçbir menfaati yok fakat bizi böyle yönlendiriyor. Bu bakımdan çok iyi oluyor. Peki bu sizin yaptığınız iş modelini internette yapan başka site yok mu? Bunun gibi başka siteler de var. Aynen öyle. Fakat bizim tedarik zincirimiz kadar geniş bir tedarik halkaları yok. Sen kendin gidip görüşüyor musun? Ben kendim gidip görüşüyorum evet. Nerede hafta sonu görüşürüz? Sakarya'daydım mesela. Ne dediler mesela? Nasıl ikna ettin onları? Valla ilk aşamadaki gibi değil zaten. Görüyorlar evet o biraz var. İşte böyle ceket falan kurtarmaya çalışıyoruz. Takım elbise falan giyiyoruz. Sen bu arada okuyorsun değil mi? Okuyorum evet. Nerede okuyorsun? Koç Üniversitesi'nde. Kaçıncı sınıftasın? Birinci sınıfa geçeceğim inşallah. Hem okuyayım hep bu işleri nasıl yapacaksın? Hem okuyup hem bu işleri nasıl yapacağız? Bir şekilde yürüyor yani. Daha çok okuldan ayırdığımız zamanı hani biraz daha sosyal hayattan kısmak lazım ki bu işlere vakit ayırabilirsiniz. Peki ne dediler geçen hafta mesela? Hangi kaç tane bağladın? Ne bağladın? Orada Sakarya'nın Evce firması var. Madem öyle satıyoruz. Evet. Pazarlama yapalım. Evce firmamız var. Bu Evce firmasının değişik kategorilerde ürünleri var. Reçel, marmelat bunların hepsi ev üretimi. Fakat ev üretimi fakat bütün bakanlık izinleri var. Zaten bizim bir sıkıntımız da o. Aslında şöyledir. Bütün Anadolu'daki şehirlerde yörenin en iyi gıda ürünlerini yapan kişiler aslında böyle köylerde kalan hani o teyzelerimizdir veyahut da o ninelerimizdir en güzel malları yapan. Fakat onların gerekli izin belgeleri yok. Öyle olunca da biz hani daha böyle üretimi yapan bu belgelere sahip kişilerle anlaşmak zorunda kalıyoruz. Bu Evce'de neler var? Hoşaf var. Nasıl gelecek hoşaf? Sorumlu değil mi dağıtımı? Dağıtımı sorun değil. Hepsinin paketlemesi zaten yapılmış. Ne var? Peynir çeşitleri var. Sakarya'nın isli peynir var. Marmelatlar var. Bunları çeşitli. Anlaştıktan sonra gidip siteye de sen mi ekliyorsun mesela? Resimlerini kim çekiyor fotoğraflarını? Resimlerini Ankara'daki bir arkadaşımız çekiyor. Yani bir fotoğrafçı çekiyor. Ofisimiz Ankara'da. Lojistik de zaten operasyon da Ankara'dan sağlanıyor. Bütün ürünler oraya gelip oradan mı dağılıyor? Yoksa? Bütün ürünler değil. Raf ömrü kısalan ürünler direkt tedarikçiden çıkıp sizlere geliyor. Onun dışında kuru bakliyat gibi mesela Adıyaman'dan işte organik bakliyat anlaşması yaptık en son. Bu mesela bize gelebiliyor çünkü bakliyatın, bulgurun, pirincin bunların raf ömrü var. Bunları ofiste tutabiliriz ve oradan direkt sizlere gönderebiliriz. Fakat et ürünleri gibi veyahut da dondurmanın erimesi, kaymağın yolda erimesi olduğu için bunlar direkt oradan geliyorlar. Tedarikçiden geliyor yani. Soru var. Kargo firmalarıyla anlaşırken yiyecek içecek taşınmanız problem olmadı mı? Yiyecek içecek... Evet, resmi olarak izni var. Peki yurt dışından birisi almak isterse? Yani zaten yurt dışından çok mail alıyoruz. Yani benim de gerçekten vicdanen, gönülden istediğim bir şey var. Yurt dışındakilere memleketlerin hasretini gidermek. Yurt dışındakilere sorun ürün göndermeyi çok istiyoruz. Yurt dışına göndermekteki sorun lojistik ne? Yani o taşıma maliyetler. Ha. Aslında gümrük... Veyahut da bu maliyetin müşteriye... Efendim? Evet, evet, gümrükten geçmez birçoğu. Yok yok geçmez. Büyük ihtimalle yani Amerika'ya sucuk gönderemezsiniz yani. Öyle bir sorun oluyor. Yani ithal ediliyor o zaman ya da ihraç ediliyor aslında. O gıda ne yapılıyor. O zaman da oradaki... Evet. Peki soru var mı? Soru var. Peki Reza, siz de sipariş alıyorsunuz. Benim Adıyaman'da bir şeyiniz var. Üretici var. Üretici telefonla mı? E-mail'e nasıl bir... E-mail. Evet. Evet. Sonra kontrol ediyor musunuz telefonla? Tabii. Yoksa e-mail gitti tamam. E-mail gitti aynı şekilde telefonla da kontrol ediyoruz. Sipariş alan kişileri de mesela bir hafta sonra iki hafta sonra bir yesin. Tadı damağında kalsın hala hemen ertesi gün aramıyoruz. Bir ikisi hafta sonra arayıp hani bir de anket yapıyoruz. Diyoruz ki nasıldı? Neler yapabiliriz sizin için başka? Nasıl bu geri dönüşler? Bu geri dönüşler gayet iyi. Bizi en çok mutlu eden kısmı. Beğeniyorlar yani. Beğeniyorlar, çok beğeniyorlar. Peki soru var mı? Tabii.
günlük paket sayısını, aylık paket sayısını. Ben önümüzdeki hedefleri söyleyeyim size, artırış miktarlarımızı. Yılbaşından itibaren dediğim gibi yeni web sitesi tasarımımızı ve reklam faaliyetlerini tam anlamıyla sektöre girmeye hazırız. Çünkü bu zamana kadar hiç kendimizi hazır hissetmemiştik. Şimdi tam manasıyla hazırız. Yılbaşından sonra bir daha ben size paket sayısını söyleyeyim. Yok, ben Erzincanlıyım. Üreticilerle ekskluzif anlaşma imzalıyor musunuz? Tabii. Arka gelmemiştir. Özel evet. Anlaşma imzalıyor musunuz üreticilerle? Ekskluzif anlaşma diye geldi önden soru. Fısıldayarak oldu, ben arkaya alayım. Peki, bir soru daha var. Yok, ailemiz gıda şehrinde gıda işiyle uğraşmıyordu. Şöyle çıktı diyebiliriz. Ortağımızın fikriydi bu zaten. Çok şehirler arası ve yurt dışı seyahat yapan birisiydi. Böyle her değişik şehirlere gittiği zaman oranın kendine has ürünlerini yeme fırsatı buluyormuş. Değişik arkadaş çevrelerinden olsun. Hani bunu acaba biz internette satabilir miyiz diye düşünülüp oradan da ilham alınıp yürüyen bir şey. Ortağınızın Emre Gül oluşu bir avantaj mı, dezavantaj mı? Benim açımdan avantaj. Yok, genel kullanıcı için. Genel kullanıcı için. Genel kullanıcı içinde bilemiyorum avantajımı, dezavantajımı. Peki teknolojiyi kim yazdı? Siz yazılım biliyor musunuz? Kiraladık. Mesela? Yok, bilmiyoruz yazılım. Aranızda hiç teknoloji bilen yok? Yok, teknoloji bilen yok. Pazarlama bizde tamamen. Peki, işin ne kadarı bu internet kısmı? Yani teknoloji bilmek gerekiyor mu? Teknoloji bilmenin gerektiğini yeni yeni öğreniyoruz aslında. Bu AdWords, Analytics, bunların hepsini biliyorduk. Fakat doğru kullanamıyorduk. Aha. Zaten sizinle de birçok önceki görüşmelerimizde buralarda yönlendirmeleriniz oldu bize. Teknolojiyi kullanmamızın gerekli olduğunu, ihtiyacını hissediyoruz. Aha. Ve sürekli de öğrenmeye devam ediyoruz. Aha. Tam anlamıyla biliyoruz diyemeyiz. Peki gelecek sene ciro ne kadar artar? %? Hedefim benim %1 milyon tabii ki ama yani... bu hedefin ne kadarına ulaşabilirim? %50'sine ulaşırsak bizim için başarı. Çok büyük bir başarı. %1 milyondan 50'ye düşüyorum evet, fakat. %100 büyüseniz de başarınız evet. Kabul edilebilir. Tabii. Yemek sepetiyle mesela orada bu ürünlerin satışı olmaz mı? Ya da rakip olarak Yemek Sepeti buraya giremez mi? Yemek Sepeti buraya rakip olarak girebilir mi? Bence giremez çünkü bizim oluşturduğumuz tedarik zincirini oluşturamaz bu ağı. Neden? Neden? Çünkü ciddi bir emek istiyor. Veyahut onlar da emeği de geçtim. Aynen öyle. Onlar da bir ekip kurabilirler, gidebilirler. Bu hassasiyet belki oluşmayabilir. Veyahut da biz... Onlar da hassas ya. Gerçi onlar da hassas. Yani rakip girebilir değil mi? Nasıl, rakip girebilir evet. Ne yapacaksınız? Rekabet edeceğiz. Hoş geldiniz diyeceğiz. Nasıl farklılaşacaksınız orada? Fiyatla mı mesela? Fiyatla, paketlemeyle. Fiyatı ucuz mu tutacaksınız? Fiyatı ucuz tutmayacağız. Hı. Çünkü bizim gönderdiğimiz ürünler ucuz ürünler değil. Hı hı. Ayrıca paketlemesi, ürün maliyeti bunların hepsi fazla bizde. O yüzden dediğim gibi zaten biz lüks segmente hitap ediyoruz. Ha, tamam. Peki. Veysel çok teşekkürler. Rica bir sorun var orada. Bir soru daha var. Şu anki rakipleriniz var. 2-3 tane. Sorun mu? Evet. Onlarla nasıl rekabet ediyorsunuz? Ya da onlar bu işi nasıl yapıyorlar? Şimdi siz... Onlar şöyle yapıyorlar. Daha çok mesela tek şehirden yürütüyorlar bu işi. Yani tüm Türkiye genelinde değil de tek şehirden yürütüyorlar. O zaman kuru bakliyat gibi şeylere odaklanıyorlar. Daha evet. Tabii. Evet. Fiyatlarınız ucuz değil diyorsunuz. Bence normal bir şekilde fırsat sitelerinde indirim yapacak mısınız? Evet. Arkadaşlarla görüşebiliriz grupça. Evet. Öyle bir istekleri yok. Anlaşıldığı kadar pek şey değil yani Veysel. Bir soru var. Sor. Soru var. Soramıyorsun galiba. Bana getiriyorsun. Memleketten gelsin konu sorum var. Geçenlerde Fox Haber'de bu sitenin Cumhurbaşkanı'nın... Tamam, soru geldi. O geldi. Ya, soru geldi. Evet. Bu avantaj mı dezavantaj mı sağlıyorsun? Bilemiyorum. Ha, onu hadi bakalım Veysel nasıl cevaplayacak? Evet, soruya da zaten doğrudur demiş. Aha, tamam. Doğrudur dedi. Herhangi bir şey yok. Peki Veysel, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler, sağ olun.